mı şey nedir onun çok başım yerinde değil tartışabilirim ama metni okumayı tercih edeceğim eğer sizin açınızdan herhangi bir sorun yoksa. Zaten kısa metin yazdım aslında ve şey elden geldiği kadar sorun değil benim açımdan. Sadece su. Büyük bir su filmizden aslında başka bir dert. Neyse ben giriş yapayım. Sadece sonunda birkaç tane dava örneği var. Onları aktarmak istiyorum. Orada lafazanlık edeceğim kendim. O ayrı. Şimdi Marx olur mu gibi bir soru sempozyum hazırlayıcıları tarafından yöneltildiğinde ilk tepkim doğrudan olmaz. Cevabını yapıştırmak oldu yani. Hiç şeysiz. Bir soruya verdiğimiz ilk tepki doğrudur'u modda edildiğim için de ikinci aşamada kafamda bunun niye bu şekilde cevap verilmesi gerektiğini nedenlerini şey yapmaya başladım. Biraz ters kabul ediyorum ama yapacak bir şey yok. Cevabımın temeli ise işte Marksizm'in devletin sönümlenmesi düşüncesinde yaptığını söylememde herhalde beis yok. Çünkü Marksizm'e göre devletin sönümlenmesi aynı zamanda hukukun da sönümlenmesi anlamına geliyor. Ya da şöyle ifade edebiliriz, Marksizm açısından hukukla devlet veya mülkiyet ve hatta mülkiyet birbiriyle çakışır, üst üste biner. Marksizm de bu düşünceyi yani devlet, hukuk, mülkiyet eşitlenmesini aydınlanma ile 16-17. Yüzyılda Avrupa'da çıkmış fikri cereyanlardan miras aldığını söylemek çok da yanlış değil. Örneğin pek bizler tarafından özellikle böyle netameli konularda alıntı yapılması tercih edilmeyen Adam Smith şöyle ifade ediyor. Mülkiyetin güvenliği için tesis edilmiş medeni hükümet aslında gerçekten fakirlere karşı zenginlerin veya bir şeyi olanlara karşı hiçbir şeyi olmayanların müdafası için kurulmuştur. Türkçe'ye çevrilmeyen işte klasik bu ulusların zenginliği şeyinden 5. kitabında. Ya da adetten olduğu üzere 17. ve 18. yüzyılda Rusya'ya gidilir. Ama biraz da şaşırarak şu ifadeyi kullandığını görüyoruz. Locke'un aksiyonuna göre mülkiyet olmazsa haksızlık da olmayacaktır. Yani Rousseau da aslında bizim liberal olduğumuz bir düşünce atıfta bulunarak kendi metninde kullandığını görüyoruz. Hepimizin bildiği ve yüzlerce kez tekrar edildiğine şahit olduğumuz Marx'a ait bir pasaj var. Vay demere mektup klasik ve bana gelince modern toplumdaki sınıfların ya da bunlar arasındaki sınıf savaşımın varlığını keşfetmek olma onuru bana ait değildir. Burjuva tarihçileri bu sınıf savaşının tarihsel gelişimini, burjuva iktisatçılar da sınıfta ekonomik anatomisini benden çok önce açıklamışlardır. Benim yeni olarak yaptığım sınıfların varlığının ancak üretimin gelişimindeki belirli tarihsel evrelere bağlı olduğunu, İki, sınıf savaşının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne vardığını, üç, bu diktatörlüğün kendisinin bütün sınıfların ortadan kaldırılmasını ve sınıfsız bir topluma geçişten başka bir şey olmadığını kanıtlamak olmuştur. Kısaca devlet, mülkiyet, hukuk arasındaki korelasyon Marksizm'in bulduğu bir şey değil. Ancak sönümlenmesine dair düşüncenin ortaya çıkışı Marksizm'e atfedilebilir bir olgudur. Tabii eğer Fichte'nin bütün beşeri teşkilatlar gibi basit bir araç olan devlet ki bu araç bazı koşullarda eksiksiz bir toplumun oluşmasını sağlamalıdır. Kendi yok oluşuyla bütünlenir. Bütün hükümetlerin amacı hükümeti gereksiz hale getirmektir. Ve ayrıca tarihsel devlet varoluşunu eşitsizliğe borçludur. Ve bu eşitsizliği ortadan kalkmasıyla birlikte son bulur ifadesini yok sayarsak. Ama Fichte'nin bu yaptıkları sadece şey, yani bir görüş belirtmek ama geliştirmemek üzerine kurulu. Marksizm ise elinden geldiği kadar geliştirdiği kanaatindeyiz bu konuda. Bu noktaya kadar yapmaya çalıştım aslında. Marksizm'in kendinden önceki akımlardan ne kadar etkilendiği, onlara neler kattı, daha doğrusu nasıl tamamladığı. Ancak bu tamamlama bir açıdan da bakıldığında Marksizm'in geldiği geleneği ters üzerine etmesi anlamına geldiği de bir yandan not edilmeli. Aslında buradan da kastım Descartes sayesinde felsefe tarafından kavramlaştırılan fakat ticari kapitalizmin gelişmiş sırasında olgunlaştığını düşündüğüm dünyaya karşı insanoğlunun geliştirmiş olduğu dualist bakış açısıdır. Bunu şöyle ilhasa edebiliriz. İster istemez bir Descartes'a
doğru bir salva yapmak zorunda kalacağız. İşte cogito ergo sum, düşünüyorsam o halde varım deyişiyle önce kendi varlığının var olduğundan emin olan özne, düşünmesi aracılığıyla kendi beninden çıkardığı doğuştan ideler aracılığıyla bilgisine kurar ve ona sahip olur. İnsan ancak tam anlamıyla kurduğu şeyi bilir. Bu bilgi insanın kendi yaşamına ve doğadaki şeylere sahip olmasına olanak verecektir. Yani özne, kendi varlığını düşünen bir varlık olduğunu bilen ve etkinliğini bu düşünme gücünden alan bir varlık. Bu onu aynı zamanda etkin olduğu nesneden de ayırır. Böylece de modern zamanlara hükmeden aslında özne-nesne dualizmi fiilen kurmuş olur. Şimdi bu niye önemli? Bu dualizmin hukuki alana yansıması da var. Yani felsefeye ve iktisadi vesaire alandan bahsediyoruz ama bunun hukuki alana yansıması var. Hukuk öznesi ve haklar. Ve özellikle de eğer modern burjuva hukukundan bahsedecek olursak da mülkiyet hakkından aslında neşet ettiğini düşünecek olursak da hakların temellerinin özel olarak belirtilmesi gerekir mülkiyet hakkına. Düşünme ise demin işte cogito ergo sum'daki düşünüyorum öyle gitse var mı da hukukta bir farklılık geçiyor tabii ki iradeye yerini bırakıyor. Sanırım kişilerin bireysel iradelerine verilen önemi en net şekilde ifade eden de bu açıdan Fransız Medeni Kanunu'nun 1134. maddesidir. Yapan kişiler açısından hukuki olarak yapılmış olan anlaşmalar kanun hükmündedir. Yani iki kişi arasında yapılan anlaşmanın kanun hükmünde olduğunu belirtmesi ben başka bir yasada en azından görmedim. Yani iradenin bu kadar üst boyutta ifadesini bulan şekilde. Kişiler zaten özne değildi. Haklar ise sözleşme metninden artık şey yapacağızdır. Aslında iktisadi hayattan felsefeye, oradan da hukuka yapılan bu aktarım hukukta 14. yüzyılda başlayan dönüşümü taşlanmıştır. Şöyle bir sorunumuz var. Türkiye'deki hukuk fakültelerinde genellikle Roma hukuku alanındaki şey modern hukukun kurucusu olarak düşünülüyor ve onun üzerinden inşa ediliyor. Aradaki araz noktaları ise belirli birkaç tane nokta oldu ve onların üzerinden hani işte modern hukukta şöyle bir farklılık var, Roma hukukunda ise şöyleydi diye şey yapıyor. Benim şahsi görüşüme göre Roma hukukuyla modern hukuk arasında aşağı yukarı hiçbir alaka yok. Çünkü en basit söyleyecek olursak mesela ius diyoruz, hakkın kökeni kavramı olarak söylediğimiz şey. Eğer digesta'yı iyi bir biçimde incelersek kat çıkmama hakkı diye bir şey çıkıyor. Şimdi bugünkü modern hukuk açısından bakarsanız, ben şeyi nedir, tabirleri veya şey yaparsa söyleyebilirim. Yükümlülüktür bu eğer şey yaparsanız. Doğal olarak Roma'daki hak düşüncesinin hak var mıdır yok mudurdan ziyade daha çok konu edindiğim şey Roma hukukunun bizim modern hukukumuz gibi diyelim hak üzerinden şekillenmeyen bir hukuk türü olduğu ve bizim onu yeniden okuduğumuz metinler aracılığıyla aslında 13. yüzyıldan başlayan bir uzun bir süreçte yeniden okuyarak bu hale getirdiğimiz yani modern hukuka kök olarak ilan ettiğimiz yine tabii konudan sapmamak için tekrar bunu bir kenara koyuyorum. Eğer Marksizmin yapmaya çalıştığı Hegelyen bir dille mülksüzleştirmesi olarak kavramsallığı şey aslında tam da nesnenin ortadan kalkması ve hukuk açısından da hakkı doğuramama unsurunun yok edilmesi anlamına gelir. Şöyle de diyebiliriz, artık ortada hem maddi temelinden yoksun hem de dayandığı üç temel sacana özne nesne yani öznesi hak ve irade diyordum. Üç temel sayıcılarından birini yitirmiş bir üst yapısal formasyon vardır. Doğal olarak bu sorunumuz bunun yerine neyin konulacağıdır. Ancak ne yazık ki bizim kendi açımdan da söylüyorum. Kendimi hapsettiğimiz bu dualist dünyanın arazileri bizleri nasıl bir dünya sorusuna cevap vermek konusunda oldukça yetersiz kılıyor. Özne ve nesne erimesinin nasıl gerçekleşeceği, bunun nasıl sonuçlarını doğuracağını öngörmek şimdiden çok zor. Ama bu bakışın oluşturulmasının elzem olduğunu söylemek başka şeyleri de hesaba katınca gerekli oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi insanların çalışma zamanları haricindeki boş vakitlerinde ayıracakları uğraşların nitelikleri
her an basit meta üretimine doğru kayabilir. Masumane bir terzilik faaliyeti, balık tutma, ayakkabı tamiri, oluşturmak istediğimiz toplum açısından birdenbire tehlike arz edebilir. Onun yüzünden gerçekten bu benim açımdan araz olan şeyi tespit etmek, nasıl olabileceğini söyleyebilmek gerçekten zor. Ama bu dediğimiz tabii ki sosyalist düzen açısından söz. Günümüzün mücadelesinin bununla bir alakası yok. Yani bu sosyalizm açısından söz. Yani daha doğrusu proletarya diktatörlüğü açısından söylenmiş bir pozisyon. İktisadi ve siyasi, bundan sonrasını şey yapmıştım biraz, onun yüzünden kendi anlatımına geçeceğim ister istemez. Şimdi iktisadi ve siyasi mücadele gerçekleştiriyoruz. Bunun hukuk alanındaki görünümleri ise genellikle haklar üzerindeki mücadelemiz şeklinde gerçekleşiyor. Çünkü hukuk bununla belirlenmiş durumda. Ve iki temel düzlemde hareket ediyoruz. Aslında bir özne kavramını geliştirmek, büyütmek amacıyla daha fazla özneyi içerisine katma anlamında bir hareketlilikimiz var. Bir de ikinci boyutu hakların sayısını arttırmak gibi bir hareketlilik içerisinde yapıyoruz. Buna dair inanılmaz sayıda şey var, Kur'an var. Yani nedir onun adı? Sizin mesela Nota Bene'den bahsettiğim Duzinas'ın getirdiği bazı kavramlaştırmalar vesaire var. Onun dışında Badiou'nun kavramlaştırmaları var vesaire. Yani çünkü söz konusu haklar çoğu zaman kendi aralarında çelişkili bir durumda da tecelli edebiliyorlar. Aralarında nasıl simbiyosis böyle kullanıyorlar genellikle. Kurulacağına ilişki çok büyük bir çatırdama var. Ve bir olay oldukları içerisinde ister istemez bunun kavramsallaştırılması tesadüfi materyalizm gibi belki de özetleyebileceğimiz rastlantısal, şey. Evet. Evet, rastlantısal diyebileceğimiz materyalizm içerisinde kavramlaştırılabilip kavramlaştırılmayacağı konusunda tartışmalar yürüyor. Bu işin bir boyutu. Ama şunu da hesaba katmak gerekiyor. Şu anda burjuva hukuk öznesi de aslında çok büyük bir tartışma alanı. Burjuva hukukçuları açısından da sırf bizim açımızdan değil. Biraz hep önce Gökçe aslında değinmeye çalıştı. Biz şu anda şöyle ifade edeyim daha doğru olacak. Hukuk öznesi 200 yıldır kendi bedenini ele geçirmeye çalışıyor. Yani kişinin bedenini kastetmeye çalışıyorum burada. Doğal olarak da şöyle bir sorunumuz var artık. İnsanın ne zaman doğduğu veya ne zaman öldüğü bizim açımızdan büyük bir sorun. Çünkü doğduğu biliyorsunuz artık şey koşullarda sperm ovül üretme şansına sahibiz. Doğal olarak da bir fagot oluştuğu zaman bunun insan olup olmadığı sorunumuz var. Diğer taraftan insanlar bitkisel hayata girebiliyorlar ama organları, yani eğer organ transplantasyonu yapıldıysa organları başka insanlarda yaşıyor, gözüküyor. Doğal olarak aslında tamam bizim hukuk düzenimiz bunları tartışmıyor çok fazla pozitivist olduğumuz için ama Avrupa'da çok tartışıldığını biliyoruz. Ölümle doğumu bile tartışmalı olan bir şeyle karşı karşıyayız. Kendi bedeni de tartışmalı pozisyonda. 10-15 daha doğrusu 1980'lerde başlayan bir olay. Peruş davası diye Fransa'ya yansıdı. Fransa'da çok böyle üzerinde kanem oynatılmış bir dosya var. Onu aktaracağım ve böyle sonunu bitireceğim. Peruş davasında olan şey şu, engelli doğan bir çocuğun doktoruna karşı tazminat davası açması meselesi. Doğal olarak da şöyle, anne 1981 yılının başında işte şeye gidiyor, doktoruna gidiyor ve kızının kızamık geçirdiğini, kendisinin de kızamık geçirme ihtimalinin olduğunu, doğal olarak gerekli şeyin yapılması, yani takibatının yapılması konusunu gündeme getiriyor. Hekim bakıyor, birinci test pozitif, ikinci test negatif çıkıyor. Onun yüzünden de bir malpraksis sonucu, yanlış değerlendirme sonucu diyelim. Kadında kızamık hastalığının olmadığını ve doğal olarak da hani şeyine devam edebileceğini söylüyor. Kadın ilk baştan itibaren çocuğu eğer engelli olarak doğuracaksa kürtaja başvuracağını devamlı olarak deklare ediyor. Çocuk doğuyor. Engelli olarak doğuyor, ağır engelli olarak doğuyor. Bazı hem psikiyatrik, hem de fiziki sorunlarla beraber. Ve ondan sonra da çocuk ebeveynleri, yani çocuğun ebeveynleri doktora karşı dava açıyorlar. Doğal olarak şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyor hukuk. Aslında dünyaya gelmeyecek bir
varlığı dünyaya geldiği için bir kişi onun bedensel tazminatını yapacak mı, yapmayacak mı sorunuyla karşı karşıya geliyor. Fransız mahkemeleri ilk başta şey beyinde karar veriyor, çocuk beyinde karar veriyorlar. Ama daha sonra olaya Fransız meclisi müdahale ediyor. Hiç kimse kendi doğumundan kaynaklı olarak tazminat hakkı talebinde bulunamaz diye bir yasa hükmü ilave ediyorlar medeni kanuna. Ama o da tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde birinci protokolün şeyinde mülkiyet hakkı ihlali sebebiyle şey yapıyor. Öyle garip bir hikayesi var bu işin. 1918'de mülksüzler İngiltere'de oy hakkını sağladılar, kadınlar hariç o günü. Dolayısıyla bu kamu özel bütünleşmesi dediğimiz şeyi biz daha tercüme edersek, devlet iktidarı ile sermaye iktidarının bütünlüğü anlamında bunların bir birleşme, bütünleşme eğiliminin kapitalist sistem içerisinde var olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki burada piyasa sistemi artı ürüne doğrudan devlet eliyle el konulmasına gerek bıraktırmıyor. Fakat sözleşmeyi eğer devletin yetki vermesi diye düşünürseniz mesela sözleşme hukukunu bu kamu özel şeyinden hareket ederek çözümlemesinden, o zaman devletin yetkisi vermesidir piyasaya. Yani bırakalım ilkel gereçim politikalarını ki o zaten doğrudan zor yoluyla uygulanan politikalar ve devlet olmadan onun hiçbirisi olamaz. Eğer ikili bir süreç anlayacaksak yani sermaye birikim açısından birisi piyasadaki birikimdir, diğeri zor yoluyla birikimdir. Yani ekonomik zor ve ekonomi dışı zor olarak tarif edilir. Ekonomik zor yani piyasa sistemindeki artık değeri el koymadığıyla devletin verdiği yetki sayesinde olur. Bu özel hukukun şeyidir. Yani özel hukukun özel iktidar alanına ya da ekonomik iktidara hiç yetki vermesidir yani. Ki zaten bir yetki değeri söz konusudur burada. O yüzden ben kapitalizmde de aslında sermaye sınıfının doğrudan yönetmeye daha bir eğilimi olduğunu düşünüyorum. En azından bunun açığa çıktığı dönemler vardır. Belki burada bir kestirme, bir sonuca varmak doğru olmayabilir. Ama tarihten örnekler verecek olursam buna. Mesela Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ı 1858'e kadar Britanya adına yönetti. Vergi topluyordu, kural koyuyordu, ordusu vardı. Amerika'da yine aynı şekilde sömürgecilik döneminde İngiltere adına şirketler aracında yönetildi. Uluslararası ticaretin kurallarını tacirlerin koyması, bunun daha sonra ticaret kanunu olarak kodifiye edilmesi, tahkim yolunun bir özel mahkeme sistemi olarak gündeme gelmesi ki varoluşu çıkışı orta yatağı kapitalizmle beraberdir yani eş zamanlı bir şey. Ve yakın zamanlara gelecek olursak 20. yüzyıldaki tekelleşmeye baktığımız zaman tekelci dönemde kamu özel iktidarın iç içe geçtiğini görüyoruz, geçmeye başladı. Özellikle 1930'lar, o kamu müdahalesi, o sosyallik yapmak için de söylediğim dönemde bile bir kamu özel bütünleşmesi var. Tekellerin artan gücü nedeniyle ve o 1930'larda mesela ABD'de sermaye kesiminde mevzuat hazırlama yetkisiyle dönüyor. Mevzuatı sermaye hazırlayan taslaklar olarak sonra başkan tarafından onaylanınca bunlar yürürlüğe giriyor. Şimdi bu mesela bugün artık kural haline geldi. Yani Türkiye'deki yatırım danışma konseyi, yatırım ortamı geliştirme, koordinasyon kurulu mevzuat hazırlamasına bakarsanız 2000'lerin başından itibaren Kemal Derviş döneminden beri bu Türkiye'de var yani şu anda. Bunları anlatmıyorum. Türkiye'de bunların şu anda gerçekten en güzel örnekleri var. Şimdi buradan ben son bölüme gelirsem, biraz lafım galiba uzadı ama şöyle toparlayayım ben. Yani biz bütün bu hukukun özelleşmesine karşı nasıl toplumsal mücadele edeceğiz? Konudaki perspektifimiz ne olmalı? Kilitlenme sosyalist mücadele açısından işte bu hukukun devletle özdeşleşmesi konusunda bir problem yarattığını düşünüyorum ben. Farklı görüşler var elbette ama baskın olan bu hukukun sönümlenmesi görüşüdür. Bu görüşe ben
katılmıyorum. Yani hukuk çünkü sosyalliğin bir gereği olarak düşünecek olursak. Ama tabii ki ben bunu söylerken devletten ayırıyorum. Yani bir sosyalizmde devletin hukuku olarak, veya komünizm derseniz, devletin hukuku olarak hukuk aşılır. Yani burjuva hukuku zaten aşılır. Ama en ileri aşamada devletin hukuku olarak aşılır diye düşünüyorum. Ya da mantıken öyle olması gerekir ama toplum kendi hukukunu yaratır. Yaratmalıdır. O zaman ne olması gerekiyor? Toplumun bugünden kendi hukukunu aşağıdan yaratması gerekiyor. Bunun mücadelesini vermesi gerekiyor ki bu aslında tam da ikili iktidar anlayışına da denk düşer. Hukukun oluşması için devlete ihtiyacımız yoktur. Biz kendi hukukumuzu yaratırız diye düşünüyorum. Şimdi burada sönümlenme görüşünün de tamamen hukuki pozitivizmin etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Öyle yani solda böyle bu. Hukuki pozitivizmin etkisi altında kalmış diye düşünüyorum. Çünkü pozitivizm bize hukukun devlet tarafından emredilen normlar, emir ve yasaklar olduğunu söyler. Bize belli kuralları dayatır ve itaat edilir. Biz böyle baktığımız için hukuka o zaman bunun aşılması gerektiğini doğal olarak düşünüyoruz. Ama burada burjuvazi bile başlangıçta hukuki pozitivizm diye bir şey yoktu. Yani onun eski örnekleri vardır belki ama neyi kullandı? Devrimci dönemde doğal hukukçuydu. Doğal hukukçulukla mücadele etti eski rejime karşı. Doğal hukuk neydi? Doğadan geliyordu. İşte mevcut şeylerin, egemenlerin hukukuyla bağlı değildi. Ona doğal hukukla mücadele etti. Ama sonra ne oldu? Kendi iktidarını kurduktan sonra, siyasi iktidarı eline geçirdikten sonra şey değiştirdi, doğal hukuku bir yana attı ve hukuki pozitivizmi önüne aldı. Odur artık bugün burjuvazinin hukuk alanındaki misyonu, vizyonu. Bizim bunu ayırt etmemiz gerekiyor, hukuki pozitivizme mücadele etmemiz gerekiyor. Ve burada şunu söylemek de isterim, biz böyle yaparken doğal hukukçu olmalıyız. Çünkü biz hukuki pozitivizm ve doğal hukuk karşıtlığında bunların ikisinden birini tutmak durumunda değiliz. Zaten her ikisi de bizim için yanlıştır. Burada kendi siyasi tasarımımızdan hareket ederiz. Biz yani kendi bir siyasi projemiz vardır bizim ve onu hayata geçirmek isteriz. Bizim buradaki yaklaşımımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Toplum kendi hukukunu hangi yolla ve yöntemle yaratır? Doğrudan demokrasiyle yaratır. Gezi döneminde nasıl bir hukuk var ise ben bunu bütün toplumun hukuku kılmak gerekir diye düşünüyorum. Onun da bir hukuku vardı. Ve burada Marx'ın da buna yakın bir görüşünü var. Mesela bu odun hırsızlığı üstüne yazılığında diyor ki bütün ülkelerin yoksulları için geçerli olacak bir gelenek hukuku istiyoruz. Pozitif hukukla yoksulların gelenek hukukunu karşı karşıya koyar. Bizim yoksulların gelenek hukukunu oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir örnekle de onu somutlaştıracak olsa mesela yoksulların ormandan odun toplaması yasayla yasaklanır ama yoksulun böyle bir hakkı vardır der. Ve yoksulluk kendi etkinliği aracıyla kendi hakkını yaratır der o şekilde. İşte Marx'ın söylediği de bunu ele alabiliriz. Bu bizim neyi tercih ettiğimizle bağlantılı. Aynen herkese uygun sözler vardır Marx'ta. Sizin neyi alacağınız önemli. Yani tabii ki bu biraz geniş bir şey. İstanbul'da da büyük akımlar var ya hocam. Aynen öyle. Zaten hani geldiğimiz nokta bu dini yorumlara çok benziyor. Ben bunu çok büyük üzüntü duyuyorum. Yani gerçekten dogmatizme düşmek olduğu için çok eleştirdiğim bir şey. Şimdi saat, çok teşekkür ederiz. Saat 12.30'da şeyimiz var, aramız var. Saat 2'de tekrar diğer oturum başlayacak. Pardon, ben de arkadaşlar kapatalım diye şey yapmıştım. Neyse, doğal olarak buradaki herkes bir miktar fikrini açıklama şansına kavuştu. Ben küçük isterseniz bir şey yapayım. Bir itiraz edeyim. Buyurun. Şeyi, tartışma enerjisini bu kadar iyi dişetmeye gerek yok. Tamam, devam ortaya, edelim. Yemeğe de gideriz. Tamam. Yani 12-30 mutlaka yemeğe borusu çalındı, koşup yemeğe gitmemiz gerekiyor herhalde. Bir sürü sonuç yapıyoruz. Zaten bir genç hukukçular var. Evet.
belki çok sert şeyler söyleyecekler, belki katılacaklar ya da şeyler çıkacak. Bir müsaade mi efkar falan. Belki yani. Belki. Ha o zaman özür dilerim tabii. Buyurun arkadaşlar. Yemeğe geçmeden. Evet. Birlikte bir şeyler söyleyeceğiz. Evet. Buyurun hocam. Yok bence. Hazır başlamışken. Şeyleri diğer. Evet. Ben ama küçük bir şey söyleyeyim o zaman, kimse bir şey söylemiyorsa. Gökçe konuşurken şey dedi bir yerde, kuralların kuralları, hukuk, yani tabii ki hukuk sosyallik olacak, yani komünist toplum olunca sosyallik olacak ama kuralların kuralları olmayacak. Yani hukuk aslında kuralların kuralları, yanlış mı not edeyim mi? Kuralların tabii ki kurallar, benim söylediğim bir şey değil. Yok hayır, yani bu şu anda mevcut olan hukuk böyle bir şey. Ama biz hukukun aşılması, sönümlenmesi ya da işte başka bir şekilde yaratılmasından bahsettiğimizde sadece kurallardan bahsedeceğiz galiba. Odun yasasına ilişkin muhalefette de söylenilen şey, geleneksel hukuku yaratmak ya da gelenek hukukunu yaratmak denilen şey, içtihatlarda biraz genişleme oluyor, yeni yollar açılıyor ama kurallar galiba. Sadece kurallar. Ama o kurallar doğal olarak bir evrensellik içinde olmayacak büyük ihtimalle. Değil mi? Ben öyle anladım. Yani kuralla bir türev almadan bahsediyorsun. Olmazsa problem olmaz ama yani bir kısmı evrensel normun bir yerde belirli zaman dilimlerinde herhalde olması lazım. Yani tamamen yani şöyle düşünün, hani hepimiz herhalde muhtemelen şöyle düşünüyoruz. Yani doğrudan demokrasi şey olacak, esas olacak. Köy ahalisi ya da mahalle ya da kasaba neyse toplandı, bir vaka var. Kuralların kuralları, yani bir dizi evrensel normun tırnak içi, kalıcı geçici tartışılır bunlar. Yani tamamen kalkmış ortadan, öyle bir şey yok. Deneyim falan da kalmamış. O andaki sahipleriyle davranıyorlar. Şimdi bunun yanılma durumu olamaz mı? Yanılsın yani, onları bağlar. Ama yani ortaya haksızlık çıkar o zaman. Çıksın, onların haksızlığı, yeni toplumcu onların adını yakalıyor. Hayır, yani su arttırı kapatıyor. Şimdi bak, şunu demeye getiriyor. Beynin ortadan kalkması, tarihin ortadan kalkmasına yol açmaz. Hukukun ya da devletin ortadan kalkmasıyla ilgili olan tartışmayı başka bir düzey. Bu, yani ya gelecek ben, toplumdaki tarihsel, yani şu ana kadar biriktirdiğimiz bütün tarihsel şeyde 1970 yılında uzaya ilk kez şey gittiğinde, mekik gittiğinde, sözünü balla kesiyorum abi. Mekik gittiğinde Hannah Arendt'e yöneltilen bir soru var. Diyor ki Ay'daki insan, Ay'da hayat başlarsa galiba 69 mu? 70 mi? Tam tarihini hatırlamıyorum. Ay'da hayat başlarsa ve dünya yıkılacak galiba, yok olacak. O insanla buradaki insan aynı insan mı olacak? O insanlık durumunu galiba ön sözünde, çok eski okuduğum için hatırlamıyorum. O onun buna cevap vermeye çalışıyor ve şey diyor. İnsanı insan kılan şey tarihselliği. Yani oraya gittiğinde de bunu taşıyabilirse, buradaki insanlığı taşırsa, oradaki insanla buradaki insan aynı olur. Robinson ama taşıyamazsa... Örneği var. Evet. Hani şeyi anlamadıkları, ben Marx'ın eserlerinde geçen de adaya gitmesine, Robinson aslında bütün tarihselliğiyle adaya gidiyor. Evet. Bir cumayi şeyi. Dolayısıyla oradaki deneyim kesintiye uğrarsa böyle bir tuhaflık oluşur. Bilemiyorum onu ama. Ama deneyim kesintiye uğramazsa bu tartışma... Bu deneyim dediğiniz şey bir köy ahalisi için. Birisi diğer köyün suyunu kesmişse, diğer köyün çiftlere de dalınıp bir köyü basmasıdır. Evet. Bugüne kadar ki deneyim. Evet. Eğer Yalçın'ın sorduğu soruda 1000 yıl falan geçerse belki aynen o arada yeni bir deneyim gelebilir ama. Strauss din ve büyü de bunun örneğini veriyor. Aynen bunun örneğini veriyor. Mesela biliyorsunuz yapısalcılar bu konuda Althusser'in de en çok yararlandığı Lévi-Strauss, büyü ve dinle yanılmıyorsam, bunun örneğini veriyor. İki tane ilkel kabile var Kanada'da, ormanlık arazide. Bir tanesinde kirpiler çok, bir tanesi böyle tarım arazisi var, diğeri ormanlık. Ormanlık olan yerde kirpiler var galiba. Bu tarım arazisi olan yeriyle iki köyü ayıran şey nehir. Ama ilkel bir şey, ilksel diyelim, pardon yanlış kullandım. İlksel bir topluluk. Bunların birbirleriyle alışverişi ilişkileri de yok. Sonra işte su baskını oluyor, bir şey oluyor, su kuraklık oluyor falan. Bu pamuk yetiştiren, yani bir şekilde tarımla uğraşan topluluk bir ihtiyacı var, yani dokuma ile ilgili bir şey. Orada kirpiler karşıya geçmiş oluyor ve kirpileri fark ediyorlar ki bu iş eğirme işi diye bir şey var. Yani ilk kez keşfediliyor ve karşılıklı bir mübadele ilişkisi oluyor. Belki burada yani o mübadeleyi anlatıyor ve belki de kapitalizmin bizde yarattığı ya da işte genel olarak insanlardaki ebediyet duygusunu yaratan bir açıklama yapmış oluyor. Bir yapı ortaya koymuş oluyor. Diyor ki ticaret ya da mübadele ilişkisi asla sona erecek bir şey değil. Değişim değeri. Böyle ilksel topluluklarda bile birbirleriyle karşılaştıklarında
birbirleri yararları üzerinden, ihtiyaçları üzerinden kalıp evrensel bir şey olarak kalacaktır. Orada tabii buna getireceğimiz ilişkileri mesela felsefede, ben biraz daha felsefeden bildiğim için sahiplik mülkiyet tartışması vardır. Bir şeye sahip olmak başka bir şey, bir şeye mülkü olması başka bir şey. Bir şeyi kullanım değeri, sizin daha çok sevdiğiniz ifadeyle Nur Hocam, kullanım değerinin olması başka bir şey, değişim değerinin olması başka bir şey. Dolayısıyla hedef değişim değerinin ortadan kaldırılması olduğunda belki de kuralları türev almak gibi bir şey geldi, bilmiyorum. Böyle anlatılırken benim aklımda böyle bir spontane bir şey, spontane bir şey gelişti böyle. Çünkü kuralları mevcut olan devlete bağlı hukukun ifade edildiği yer, şimdi o kalkacak, gelenek hukuku diye bir şey kurulacak ama o şey aslında o evrensellerden yoksul olacak. Çünkü normatif hale getiren şey, kuralları kural hale, integrale baktığımızda hep bir büyük özneye, büyük bir fikre ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi galiba o büyük fikrin yerinden edilmesi sorunu var. Hak mücadeleleri ama mesela genel olarak mücadelesi, bunlar zaten kuralları evrenselleştirmiyor. Yani bunlar birike geliyor. Yani bunların mesela genel oyu mesela biz bir hukuk olarak niye görmüyoruz? Veya mesela şunu, hani Venezuela Yüksek Mahkemesi aç olan bir insanın şeyi çalması, gidip bir ekmek çal, böyle bir olay geliyor önüne. Yüksek Mahkeme, bizim Yargıtay'a benzeri mahkeme, bunun suç olmadığını söylüyor. Yani bir evrensel bir değere dayanıyor vesaire. İşte bu da Marx'ın, hocamızın verdiği örnekten gelen şey. İnsanlar aslında, burada biraz normun, kuralın kaynağına da belki bakmak lazım. Yani burada mücadeleler kuralı koyuyor. Mücadeleler, ya bu normun kaynağı Tanrı da değil, devlet de değil. Ne bileyim, başka bir tahayyül edilen bir parlamento belki olabilir ama esasen o parlamentonun olabilmesini sağlayan şey de o normla ilgili yürüyen mücadeleler, kuralla ilgili yürüyen mücadeleler. Bizatihi o normun oluşumu sürecinin kendisi bu mücadelelere tabi olduğu için orada bir hem maddi temelden kopmamış oluyoruz hem de onu devlet karşısında evrenselleştirerek devlete karşı savunabiliyoruz. Belki böyle. Kendine ait bir tarihi yok zaten. Tam öyle bir şey. Yani öyle bir tarihsellikte gelişen bir şey. Milliyetten bir hukuk tarihi var. Öyle bir şey yok. Tam yok. Bir Bir şey söyleyeyim mi? Bu soru var ya, burada tartışmamız varsayılan, tartışacağımız varsayılan, Marx'ın kullanımı mı? Hala içindeyiz hocam. Evet, onu şöyle değiştirdim. Marx'ın fizik olanaklı mı? bir tane daha ekledim. Marksist madde olan aklımız. Ona şeyin deminin güzel bir cevabı var maddeyle ilgili. Marksist madde olan aklımız sorusunun böyle bir şeyi var. Bağlamı var. Hukukun kendisinden mi söz ediyoruz Marksist hukuk olarak yoksa bilgisinden mi söz ediyoruz? Hangisi? Var mı öyle bir şey? O zaman sorunuzu, bir eski sorunuzla bağlayalım. Bu public şeyin, Fransızca'daki public, sphere ve public law dediğiniz şeyin geri dönelim. Bir şeyin sıfat olması ile isim olması arasındaki fark şu, isim kurar, yaratır, her şeye kadir olandır. İsim aracılığıyla bir şey olur. Bir isim yoksa bir şey olmaz. Ama sıfat her zaman ilmek olduğu için bir şeye eklemlenendir. Eklemlenen şeyi değiştirebiliriz. Şimdi o zaman tekrar hocamızın geldiği kamusal özel ayrıma getirdiği eleştiri gibi. Şimdi kamusal gerçekten sıfat ve burjuva devletinin ya da burjuva hukukunun yaratmış olduğu ya da tarihselliğin yaratmış olduğu bir durum ya da bir kavramsal çerçeve. Kamu hukuku ise isim olduğu için, doğrudan isim olduğu için, bir isim olarak karşımıza çıktığı için ondan vazgeçemiyoruz ama kamusal alandan, özel alandan ya da bu ayrımın kendisinden, bunun varlığından vazgeçebiliyoruz. Böyle bir şey oldu. İronik bir şekilde ama buradaki tartışmaya denk geldi. Yani uygun oldu. Belki böyle bir ayrım yoktu. Belki yanlış bir şey speküle ediyorum ama ironik olarak bir şeye denk geldi. Çünkü biz kamu hukukunu reddetmiyoruz. Yani aşılmadan sönümlenmeyi reddetmek için kamu hukukunu reddetmiyoruz. Ve kamu hukukunun hak mücadeleleriyle birlikte bu özel alanın ya da devlet özel alan birleşkesinin ortaya çıkarmış olduğu yıkıcı etkiye karşı bir direnç noktası ya da yeni bir alan açmasını arzuluyoruz, onu destekliyoruz. İşin hukuk kamusal hukuk olabilir. İçinde kamu hukuku rengi, nitelikleri barındırır ama kamu hukuku değildir, kamusal olabilir. Sıfatla
belli kısmını tanımlasının farkı olsa gerek. Kamu hukuku başlı başına bir şeydir ama biraz önce bir şeyin neden bu kadar kolay geçti ben onu anlamadım. Soru çok anlamsız bir soru. Marksist hukuk olanaklı mı? Marksist fizik olanaklı mı? Marksist biyoloji olanaklı mı? Bu yaşanan bir vaka biliyorsunuz Sovyetlerde. Pisenko vakasını yani edildiyse. Aynı zamanda Henri Lefebvre'nin de lojik, formal lojik diyalektik diye bir kitabı var. Diyalektik mantık, biçimsel mantık diye. Kitabı yazıyor. İlk önce basıyor Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı. Daha sonra basmayı reddediyor. Çünkü Komünist Partisi diyor ki ya biz işçi sınıfının mantığını istiyoruz. Sen tutmuşsun bize Aristo'dan, Hegel'den, Marx'tan bahsetmişsin. Olmaz ki işçi sınıfı mantığını istiyoruz biz. Adamlar o geçiyorlar. Nasıl olabilir ki işçi sınıfı mantığı A'dır, A kendi A olmayan değildir falan. Bunu işçi sınıfı nasıl uyarlayabilirim ben diyor. Marksist hukuk, Marksist fizik bilimi, Marksist madde. Yani Marksist hukukla hukukun kendisini ya da biraz daha hafif görüngüsünü mü anlatıyoruz? Yoksa buna ilişkin bilgiyi mi anlatıyoruz? Elbette bilgiyle görüngünün, maddenin olduğunu ayrılamayacağını kabul edebiliriz ama yıllar önce Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bu dersi bana vermişlerdi, bir sunuş yapmıştım. Marksizm okuduğu çok oldu. Faruk Alpka'ya dedi ki sen anlatıyorsan anlatıyorsun ama ne dediğinin farkında değilsin. Hukukun kendisinden mi söz ediyorsun, hukukun bilgisinden mi söz ediyorsun? Bu çok sağlam bir ders olmuştu bana. Ondan beri araştırıyorum. Yani bu komik bir ibare. Marksist hukuk olarak da sosyalist hukuk belki. Komünist hukuk belki ama Marksist hukuk. Marksist hukuk kuramı olarak mı olabilir? Marksist hukuk olarak mıdır? Ya şey bir soru, tuhaf bir soru. Hocam devlet iktidarı ile sermaye iktidarı nasıl ayırabiliriz? Gibi bir şey söyledi. Çok basit. Devlet kıçınıza parmak atabilir. Devlet cebinize el atabilir. Hapishaneye giriyorsanız, devlet sizi alıp bir yere tıkmışsa ayrıntılar ama yapar. Bir tarafınız parmaklar. Vergi memuru geldiği zaman cebinize el atar. Ama sermaye bunu yapamaz. Sermaye bunu çok naif yöntemlerle. Mesela aslına bakarsanız şey yapamaz sermaye yani. Canınıza, bir tarafınıza binden bir şey yapamaz. Sermayede bu yetki yoktur. Sermayede doğrudan malınızı alma yetkisi de yoktur. Sermayeyle ilişkisi özgürlük ilişkisidir. Ve fakat korkunç bir şiddet vardır. Soma örneği aklıma geldi. Yapamaz demeyelim de bugün yapamaz. Sermayeyle... Şiddetli bir örnek vereyim. Soma'da şu var bakın. Soma'da bilmem kaç bin tane insan, bir grup gelse, film iyi olsa, 100 kişi bir çete gelse, silahlı. Dese ki yarın bu madenlere gireceksiniz, çalışacaksınız şu kadar saat. Çalışmazsanız hepinizi öldürürüz. Bu şiddet. Net, silahlı şiddet, devletin şiddetine verdiler zaten. Bir şirket gelse, arkadaşlar bu maden kurduk, çalışacaksınız. Çalışmam kardeşim. Çalışmazsan çoluk çocuk sürdürsün, aç kalırsın. Elbette canına yönelik bir müdahaledir bu da ama çok daha dolaylıdır. İki şiddet arasında nitelik farkı vardır. O nedenle hukuk özgür bir toplumsal düzenleme biçimidir. Toplumsal düzenlemenin tek biçimi hukuk değildir. Basit. Her daldan yüz okuyan bilir ki ahlak da düzenler, vicdan da düzenler. Dinle düzenler. Ve şu tartışılır hemen. Bunlar arasında, bunlarla hukukun farkı nedir tartışılır. İlk olarak dedim ki devletin iktidarını arkasına almıştır. Hukuk bir yerleri almamıştır. Mafyada düzenler. Tartışılır. Hukukun uyguladığı şiddetin özelliği, piyasanın uyguladığı şiddetten farklı olarak sözleşmeleri şiddet ilişkisidir. Son örneğinde olduğu gibi adam geliyor, çalışmazsan aç kalırsın. Özgürce İş sözleşmesi yapıyorsun, ailen ve kendin perişan olmamak için. O ilkinde silah dayarsa sana sözleşme özgürlüğünü bile ortadan kaldırmış oluyor. İkisi de şiddet uyguluyor. Biraz dağınık olabilir, kusura bakmayın. Ama devletin uyguladığı şiddetin özelliği doğrudan bedene yönelmiş olması, mal varlığına yönelmiş olması. Öldürüyor sizi. Ama diğer alt gruplar öldürdüğü zaman suç işlemiş oluyor. Çok köklü bir fark var ikisi arasında. Soma'ya bir alt bilgi şunu söyleyeyim. Örneğin neden arkadaşlarınız kaçırdı başını? Diyalektik hukuk bilimi olmalıdır. Ve bunu kurabilmek için neden önemli bir şey? Eleştirel hukuk kuramlarından kopmamız falan demiştim. Diyalektik hukuk bilgisinin bazı kazançları olabilir örneğin. Çelişkileri saptama ve sönümlenme kavramını atma. Hukuku dinamikleştirme.
her hukuk olgusuna ilk çelişkiyi sokmak ve sönümlenmesi için araştırmak. Bir çelişki, geçmişe ait çelişki değil. O an için bu olmazsa ne olur? Alt çelişkileri araştırmak. Burada neler var, neler çatışıyor, temelde çatışıyor. Şimdi Soma'ya bağlayayım. Bunlar çok uyar mı bilmiyorum ama olaydan sonra aklıma şu geldi. Bu işte taksitli adam öldürme değil, kasıtlı adam öldürme değil. Bu bir terör örgütü. Ceza kursu arkadaşları tartıştığımız zaman ya manyak mısın sen oğlum? Şiddet nerede? Şiddet olması gerekiyor, silah olması gerekiyor vesaire. Ya kardeşim o zaman hukuktaki şiddet kavramını, yani iradeyi ram eden, iradeyi ortadan kaldıran şiddet kavramını tartışalım o zaman. Onun üzerine gidelim, ondaki temel çelişkiyi bulalım. İlerlediğiniz zaman şunu görüyorsunuz ki orada da yoğun bir şiddet var ve bir örgüt var. Soma'da. Bunu sağlayan şey çelişkiye atmak, belirlenimleri bulmak ve benzeri ve benzeri şeyler. Yasemin Hoca'nın sonuçundaki defansif bir model. Yani, vardı, kamu hukuku vardı ama piyasa dağıttı bunu. Hayır, belki de piyasa kamu hukukunu dağıtmadı, kamu hukukuna dönüştü. Bu da değerlendirilebilir. Belki de bizim sönümlenmeci kuram aracılığıyla elimizdeki biçimleri parçalamamız, içindeki çelişkileri bulmamız, yeni sönümlenme olarak sağlayan biçimler yaratmamız, çatlatmamız gerekebilir. Çok daha dağınık gidiyorum ama bir iktidar ve sermaye iktidarı arasındaki bu temel farkı anımsamak gerekiyor. Bir de çok ilginçtir. Her konuşan bir pozitivizme çatar. Sonuçlar. Ama açık baktığınız zaman pozitivizm değil ki. Dünyadaki ikinci büyük akım ve ondan daha baskın olan ve Türkiye'de de 2010'dan itibaren artık değişmiş olan realizm var. Amerikan realizmi ampresisttir. Tek tek mahkeme kararlarını çalışır. Öngörülebilir bir hukuk yaratmaya çalışır. Sermaye için mahkeme bu olayda ne karar verir? Ve Türkiye'de 2010'dan beri pozitivizmden koptu. Norm temelli değil, olgu temelli bir hukuk anlayışına sahip. Niyeyse hiç yaşatmazlar yani. Ya işte pozitivizm ve realizm. Ya da normativist pozitivizm ve realizm. Pozitivizmle hesaplaşmamız gerekiyor. Çünkü bildiğimiz tek kötü Adnan Yüz ve avanesiyle sembolleşen pozitivistler hali. Ama hocam, öğrenciler pozitivistleri şöyle karikatürize ediyor gibi geliyor bazen bana. Böyle karanlık, siyah paltoların altında dinamitlerle dolaşan bir hukuk sisteminin, yani böyle bir kötü pozitivistliklemesi var. Tamam, bu pozitivizm karşısında doğal hukukçuluk konulmayacağından söz ettik yine ama bir yandan da tarihsel meşruiyetler var. En başta sözünü ettiğim, üretim araçlarının tek elde toplanması ama üretimin kolektifleştirilmesi, üretim aracı sahiplerinin mülkiyetinin gayrimeşru olduğunu ortaya çıkarıyor. Meşruluk örneği bir Marksist hukukçunun tartışması gereken bir kavram. Meşruluk hukukun kaynağı mı? Tarihsel meşruiyetleri ne yapacağız? Bunlar doğal hukuk olmayabilir ama sen adama dönüp de ya sen patronsun, sahipsin ama biz üretiyoruz. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Doğal hukukçu olarak da söylüyoruz bunu. Ama adamın medeni kanunla, ticaret kanunuyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle korunan mülkiyet hakkına saldırıyoruz. Fabrikasını işgal ediyoruz. Adamın fabrikasını işgal etmişiz şimdi. Etmişler. Vallahi yolda yürüyorlar hocam. Sesleri geliyor. Tabii. Arkadaşlar gitti devletçiler. Ama işgal ettikleri özel bir özel bir işgal atıyoruz. Biz buna sempatiyle bakarken ahlak anlayışımız mı devrede? Yoksa bir tarihsel meşruiyete dayanarak hukukçu olarak mı söylüyoruz? Yani dönüp de şunu söyleyebilir miyiz? Ben söylemeye çalışırım. İşgal ettiğin yer senin aslında. Ve ben bunu sana hukuk içinde kanıtlayabilirim mi? Yoksa sen düpedüz suç işliyorsun ama gücü gücüne yeten kazandı. Bütün toplumsal zenginliğin kaynağı emektir derken neyi katlıyordu ki kapital? Yani bu Ricardo'dan beri bilinen bir şey zaten. Yani zaten bütün toplumsal zenginliğin kaynağı, senin evinin kaynağı da emek. Evet. İnşaat işçileri, Mustafa hocam ben bir hafta senin evini işgal edebilir miyim de dediği zaman herhalde ne oluyorsun lan dersin. Ya işte tamam şey yapılabilir ama hani bir meşhur tartışması yürütürken zaten tarihsel maddecilikte bunun temelleri var, o anlamda söylüyorum. Tamam, meşhurluk tartışmasında temelleri varsa o zaman onun bir adımlı olması gerekir. Bu doğal hukuk değilse ne? İşte çünkü bir norm koyuyorsun. Mesela ki bu budur. O zaman ne bu? Doğal hukuk değil. Pozitivizm değil. Şimdi sorularınızın uzun uzun şey yapılması lazım tartışırız ama. Tartışırız diye yani. Şey, evet, şey, değil, ama mesela şimdi şöyle. Şimdi kapitalizm zaten kamu özel ayrımı olmadan, kamu özel ayrımını mümkün kılan hukuki politik ideoloji olmadan işlemez. Bu da yani kapitalist devlet kuramlarından beri bildiğimiz bir şey. Hocam bu ideoloji şimdi, olduğu kadar bir gerçekliktir.
herkes bir diğerinin elindekini kafasına sopa vurarak alabiliyorsa orada üretim yapamaz. Aç kalırsın. Herkes bir diğerinin elindekini bıçak dayayarak alabiliyorsa orada üretim yapamazsın. Bu basit bir ideoloji değil ki. Bu bir varsayım da varsayım değil. Yani, metalaşma öncesi böyle bir ayrım yok ama. Tamam ama şimdi metalaşma öncesi. Hayır yani sen hep varsayımı oradan kuruyorsun da ben tam oraya geldim. Yani şöyle düşünüyorum ben. Bütün... Hocam yayın eviniz vardı. Hala orada mısın bilmiyorum. Birisi iki gün sonra gelse... Biz kamulaştırdık. Yani bana böyle şöyle geliyor, yaptığın tartışma da şöyle tuhaf. Aynı şey, benimki o, birisi hani o şey örneğinde de verdi. Mesela feodal dönemde aslında kral hem mülke sahip hem de iktidara sahip. Tamam. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Düşünüyorum. Ha ha, o öyle. Biraz ağır çalışıyor sistem. Ha yani öyle. Şimdi kapitalizmin gittiği yönelime bak. Yani bunun karşısında mutlaka sınıf mücadelesi galip gelecek diye bir zorunlu şart yok ki. Yok. Pekala şöyle bir şeye gidebiliriz. İşte o hani Lenin'de filan geçen süper emperyalizm. Bir ya da iki şirketin bütün dünyayı ele aldığı, dolayısıyla çalış lan buraya diye pekala zor da kullandığı bir düzleme doğru gidebiliriz kapitalizm koşullarında. Onun adı ne olur bilmiyorum ama olayın gitmeye yöneldiği şey böyle bir şey. Yani şunu söylemek istediğim şu. Tarih içerisinde çıkan şeyler var, ayrışmalar, hukuk denen şey de aslına bakarsan buna bağlı olarak çıkıyor. Mülkiyet öncesi düzlem, yani metalaşma öncesi düzlemin hukuku var. Bu şey ayrı bir tartışma onun içinde. Evrensel vardır, hukuklar, şey, normların normudur falan. Ben onun çok içselleşebileceğini, eğer içselleşemiyorsa da muhtelif kurumlarla filan yerleştirilebileceğini düşünüyoruz. O sözü ne denen şey? Büyük hukuk akımlarından birisinin görüşü ve onun türevleri de var. Sanırım Hart'ın görüşüydü, tanıma normları kavramı. Tamam. Bir hukuk teorisi. Yani anlayamadım. Yani şu, yani, o hukuk teorisiyle o teorinin... Ben kusura bakmıyorum, hukukçu da değil, felsefeci de değil. Ben bir vatandaş olarak tartışmıyorum. Zaten bir vatandaş olarak tartışmıyorum. Şey ya, bu... Nasıl pardon, yani, özür dilerim. Ama orada bir hata da var. Oradan düşünün. Devlet bir tane kural var. O kural izin veriyor, emrediyor, şey yapıyor, bir hukuk kuralı. Tanıma kuralı, o kuralı... Yani demin bahsettiğimiz kural 1 diyelim ona. Kural 1'i hukuk sistemi içerisindeki yerine oturtuyor. Mesela şöyle diyor anayasa. İşte askerliğe ilişkin hükümler askerlik kanununda belirlenir. Tartışmayı ya, bırak kısa ne bu? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten olay... Ama, hayır, buradaki... Bu bir tür yabancılaşma düzlemi yaratıyor aslına bakarsan. Yani o yabancılaşmanın hani ürünü olarak ortaya çıkan şey. İşte benim söylemek istediğim şu, yani evrensellik tartışması onun için ayrı bir yere koymak gerekir. Onun da içinde bir evrensellik olmak durumunda oradaki o yereldeki herkes bütün o evrensel normları bilmiyor. Yani bir dizi deneyimden yoksun olabilir, bir nerede gelebilir arkadaşlar ama şurada da şöyle oldu, yaptığınızın sonucu da bu olabilir diye de hatırlatabilir. Bunun da muhtelif biçimleri çıkabilir ortaya. Buradaki benim söylemek istediğim şu, yani doğrudan demokrasinin öne çıkacağı bir düzlem, ben şöyle düşünüyorum, şöyle ya da böyle evrenselliği de içerebilecek biçimler almak durumunda olacak. Bu nasıl oluru bilmem. Yani onun için doğrudan demokrasiyi basitçe yerelciliğe indirgememek lazım. Söylemek istediğim sadece o. Yani bu bir kurumla mı olur, başka biçimde mi olur, çok mu bireylerde içselleşmiştir, hani onu bilemem. Öbürü çok ilkel olur çünkü. Yani bir tür şey, kabile dönemine geri dönen bir tahayyül. Yok böyle olmayacak yani, böylesi çok mantıklı bir şey gözükmüyor bana. Şimdi ben hocam bir şey söyleyeyim. Birincisi bu devlet iktidarı ve sermaye iktidarı arasındaki ayrışma, yani kapitalist devletin rasyonalitesi için mi oldu? Yoksa zaten sömürgecilik döneminde sermayede o Hindistan ticaret şirketi örneğini verdi hoca zaten. Yani o çok bilinen bir Hindistan'ı yönetti, şirket yönetti. Amerika'da da böyle oldu falan. Bu tabii ki sonuçta yani burjuva hukuku, burjuva hak inşa edilirken bugün işte adını ne koyacaksak, nasıl ifade edeceksek, ben kapitalist devlet demeyi tercih ediyorum. Böyle bir mevcut hukuk sisteminde var eden bir kapitalist üretim tarzına ait bir toplumsal varoluş biçimi, bir siyasal biçim, bir hukuk biçimi şekillendi. Ya yani bundan bağımsız düşünemeyiz tartışmayı.
Yani ister istemez bazı meseleleri konuşabilmek için buradaki soru alanlarını birinci kata inmek lazım. Yani oraya inmeden olmuyor. Çok kadın ben hemen yanında lokan tanrım. Bir kadar gitsek bizi orada bekliyorlar. O zaman haklara ilişkin bir şey söyleyeyim. Hep hak mücadelesi, hak filan diyoruz ya, komik bir hal var. O da şu, açıyorsunuz hukuk felsefesi kitaplarına bakıyorsunuz, hak kuramları var. Benden çok daha iyi bilirsiniz. İşte irade kuramı var, öbürü menfaat kuramı var, Hofbauer'in kuramları var. Ulan 5 seneden beri Türkiye'de politik hareketler var, hocalar var, yazanlar, çizenler var. Bir kuramsal herhangi bir girişim hemen hemen yok. Yani hukuk felsefesine, hukuk bilgisine belki de. Bu hak, Türkiye'deki hak mücadelesinin hukuki biçimi katılabilmiş değil. Aslında kastettiğim diyalektik biliminin öyle bir görevi de olacak. Yani kendi kendime